çocukları gibi bu süreci yaşayan çocukların tedavi masraflarına bir katkı sağlanmış oluyor. Anaokullarından üniversitelere kadar, özel kurumlardan alışveriş merkezlerine kadar birçok yerde bu ürünlerin standlarını açıyoruz. Ve gönüllülerle yapılan çalışmalar. Bunlar neler diyecek olursanız, ben bir LÖSEV gönüllüsü olduğumda neler yapabilirim derseniz arkadaşlar, biraz da onlara değinmek isteriz. Bu gördükleriniz işte ailelerimiz için hazırlanan yardım kolileri. Çalışan herkes de birer LÖSEV gönüllüsü. Her hafta bize ulaştırılan, ofislerimize ulaştırılan her neyse sosyal hizmetlerden listeleri alıyoruz ve her aile eşit olacak şekilde bu ürünlerin gönderimlerini yapıyoruz. Okullarda başlatılan kampanyalar, kurumlarda başlatılan kampanyalar, Ramazan dönemi tabii ki yardımlaşmanın ve bağışların da daha arttığı bir dönem. Bu bir Ramazan dönemi. Ramazan döneminde her hafta ortalama her gün, pardon, 1000 aile kolu hazırlanıyor arkadaşlar. Normal rutin süreçlerde de yine her hafta en az 20-25 ailemiz için bu yardım kolilerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu an mesela yeni yıl diye birçok gönüllümüz yılbaşı hediyeleri kampanyası başlatıyor. Ramazan dönemi ise kuru gıda kampanyası başlayabiliyor. Eğer okulun başlangıç dönemi ise kırtasiye malzemeleri toplanabiliyor. Dolayısıyla gönüllüler neler yapmak istiyorlarsa, nasıl bir katkı sağlamak istiyorlarsa hem bulundukları yerde böyle bir kampanya başlatıyorlar hem de bizzat vakıf binalarımıza gelerek hazırlanmasında da birebir çalışarak görev alıyorlar. Ve biz çocuklarımızla arkadaşlar tabii ki direkt hastanede henüz teşhis alan ve aktif kemoterapi gören çocuklarımızla değil, fakat ayaktan tedaviye geçen enfeksiyon riskini atlatan çocuklarımızla birçok etkinlik ve organizasyonda bir araya geliyoruz. Yılbaşı gibi, 23 Nisan gibi, Uluslararası Lösemi Çocuklar Haftası gibi, onların moral ve motivasyonu için yaptığımız çalışmalar var. Bu etkinliklerimizde de tabii ki 20-25 kişilik LÖSEV kadroları yeterli değil. Çünkü yaklaşık 100-150 çocuğumuzu ağırlıyoruz etkinliklerde. Ve içeriğini hep birlikte gönüllülerimizle birlikte dolduruyoruz. Kostüm giyenler, yüz boyama yapanlar, balon hazırlayanlar, çocuklar için atölye çalışmaları, oyunlar vesaire, etkinliğin sunucusu, fotoğrafçısı derken gönüllülerimizle birlikte o gün oraya gelen çocuklarımızla hep birlikte keyifli vakit geçirmeyi hedefliyoruz. Kampanya dönemlerimiz oluyor arkadaşlar. Ramazan ve Kurban Bayramı LÖSEV için önemli kampanya süreçlerinden. Çünkü biz bu bağışları alarak sene boyunca ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 3 günlük Kurban Bayramı süresinde bir yıl boyunca vakfımıza kayıtlı 30 bin ailemizin kırmızı et ihtiyacı karşılanıyor. Ramazan bağışlarıyla kuru gıda bağışları, fitre zekat bağışlarıyla sağlık bursları yatıyor. Dolayısıyla bu kampanya döneminde de gönüllülerimizle birlikte her zaman sahadayız. Bilgilendirme, farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Her ay aramıza yeni katılan gönüllülerimizle tanışma toplantıları yapıyoruz. Ayda bir kez Avrupa, bir kez Anadolu yakasında olmak üzere. O dönemki projelerimizi hep birlikte konuşup değerlendiriyoruz. Ve İstanbul Maratonu bizim için yine çok keyifli organizasyonlardan biri. Daha önce İstanbul Maratonu'na katılan var mı aranızda? Siz? Bu kadar kişiden yalnızca bir kişi sporu destekliyor. Daha önce katılan yok. Umarım bu yıl, yani bir sonraki yıl hep birlikte katılırız. Koşar Adım LÖSEV adında bir takımımız var bizim arkadaşlar. Bireysel ve kurumsal, gelmek isteyen, o gün orada bulunup lösemi ve kanser hastaları için farkındalık yaratmak isteyen herkesle birlikte oradayız. Ne zaman katıldınız siz? En son. En son, çok yeni yani. Dolayısıyla her geçen yıl artıyor, kalabalıklaşıyor. Farkındalık da artıyor. Halk yürüyüşü kısmında mıydınız? Evet. Siz bayağı de sondaydım ama. Tamam, siz de mutlaka fark etmişsinizdir. Özellikle koşu kısmında daha yoğun oluyor ama inanın katılan herkes hangi sivil toplum kuruluşunu destekliyorsa, neye farkındalık yaratmak istiyorsa, onun tişörtüyle, bayrağıyla, bir dörizeyle yer alıyor. İşte sosyal sorumluluk tam da böyle bir şey aslında arkadaşlar. Örneğin bir koşucu 42 kilometre koşacak ya da 10 kilometre ya da halk yürüyüşünde yürüyecek. Ben zaten oradayım, bunu keyifle kendim için yapıyorum, maraton deneyimini yaşamak için. Ama üzerime LÖSEV'in tişörtünü giyerek katılan herkesle farkındalık yaratabilirim.
bir bağış kampanyası oluşturup diliyorsa bağışla toplayıp ayrı bir destek yaratabilirim gibi aslında hayatta yaşadığımız tüm süreçlere dahil ettiğimiz bu sosyal sorumluluk çalışmaları çok önemli çalışmalar. Halk yürüyüşü kısmı biraz daha festival gibi geçiyor. Belki haberlerde görüyorsunuzdur. Köprüde oturup piknik yapanlar, evlenme teklifi edenler, onlar artık daha rutine bindi ama ben geçen yıl şunu gördüm arkadaşlar. Bir tane amcamız Ağrı'dan koyunuyla beraber gelmiş, koyununu da kınalamış ve bu yıl hani o da İstanbul'da bu köprüden geçecek, beraber onunla geçeceğiz diye. Hakikaten birçok şeyi temsil eden çok farklı gruplar vesaire de var. Bence mutlaka katılın. Çok güzel bir ortam. Çok keyifli bir ortam ve dünyanın başka hiçbir yerinde de iki kıtayı yürüyerek geçemiyorsunuz. Binlerce maraton var ama bunu sadece İstanbul Maratonu'nda yaşayabiliyorsunuz. Belki halk yürüyüşü kısmı siz bir de sonda olduğunuz için biraz keyifsiz bir hale dönüşmüş olabilir. Çünkü erkenden gelmek gerekiyor. Çok çok kalabalık oluyor. Uluslararası bir organizasyon. Ama tam yanı başımızda yapılıyor. Bu gördüğünüzde mesela yürüyüşte olanlar genelde üniversite öğrencisi gönüllülerimiz, iyileşen gençlerimiz olabiliyor. Ama hem profesyonel koşucularımız var, hem de yürüyen gönüllülerimiz. Bu gördüğünüzde Yıldız Teknik Üniversitesi'nin gönüllüleriydi. Ve bizim yıl boyunca yaptığımız bazı etkinlikler var arkadaşlar. Geleneksel olarak yaptığımız. Bunlardan en önemlisi onkoloji olimpiyatları. Aslında adından da anlayacağınız gibi her yıl tüm dünyada onkoloji tanısı alıp bu hastalığı atlatan gençlerin katıldığı bir olimpiyat. Bir yıl Moskova'da, bir yıl Polonya'da düzenleniyor. Bu yıl Ağustos ayındaydı ve Polonya'daydı. Biz de çocuklarımızla birlikte katıldık. Şunu düşünün lütfen, 3 yaşında, 7 yaşında, 5 yaşında, belki de en dışa dönük olmaları gereken zamanda maalesef kanser teşhisi alıyorlar. Ve uzun süre boyunca kanser gibi bir hastalıkla mücadele ediyorlar. Aslında işte asıl görevimiz tedavi sonrasında onları tekrar topluma kazandırabilmekte. Çünkü tedavi evet süreç çok önemli ama ailenin de beklentisi bir an önce iyileşmesi. Fakat artık normal hayata döndüğünde okula dönmek istemeyen, arkadaşlarını görmek istemeyen, dışarı çıkmak istemeyen o kadar çok çocuğumuz oluyor ki bunu aşmak da onları tekrar kucaklayabilmek de belki hepimizin görevi. Bu anlamda da düşünün kanseri yeniyorsunuz, dünyanın başka bir ucuna olimpiyata gidiyorsunuz ve oradan da dereceyle madalyalarla dönüyorsunuz. Onlar için çok önemli özgüven çalışmaları. Atletizmde, yüzmede, satrançta madalyayla gelen çocuklarımız var. Belki ilerideki hayatlarını bile etkileyebilecek çalışmalar. Sağlıklı yaşam yürüyüşü her yıl Mayıs ayının ilk pazar günü düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl Maçka Parkı'ndaydık. Bir önceki yıl Caddebostan sahildeydik. Tüm gönüllülerimizi davet ediyoruz. Beyaz giyiyoruz. Amacımız tabii ki sağlıklı yaşama ve spora dikkat çekebilmek, bir farkındalık yaratabilmek. Çünkü biliyoruz ki özellikle ileri yaşlarda alınan kanser tanılarında hep söylediğimiz spor yapıyor olabilmek önleyici bir güç. Dünya Sağlık Örgütü'nün kansere sebep olan kriterleri içerisinde ikinci sırada yer alan bir faktör. Sonrasında da tabii böyle keyifli etkinlikler yapmaya çalışıyoruz gönüllerimizle birlikte. Ve Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası bir festival gibi düşünebilirsiniz. Sahnelerin, standların, kortejlerin kurulduğu, yine bütün gönüllülerimizi davet ettiğimiz, çocuklarımızı davet ettiğimiz, hep birlikte çocuklarımızın keyif alacağı çalışmalar yaptığımız, en önemlisi bu etkinlik bir açık alanda olduğu için birçok kişide farkındalık yaratabiliyor. Çünkü Türk halkı olarak en büyük özelliklerimizden biri de nerede biraz kalabalık görsek, ne oluyor acaba, hadi git bir bakalım. Dolayısıyla açık alanda yapınca herkesin farkındalığını daha da arttırmış oluyoruz. Yaz kamplarımız var. Yaz tatillerinde Türkiye'nin her yerindeki çocuklarımızla belli illerde bir araya geliyoruz ve kamplar yapıyoruz. LÖSEV'i anlattığımız ilk tanışma dediğimiz aslında seminerler ve staj çalışmalarını görüyorsunuz. Soruyorlar LÖSEV'i nasıl kurdunuz, neden kurdunuz?
biliyoruz. Ailemizde Lösemi'de bir çocuk mu var? Yok hayır. Yani bizim yakınımda hiç akrabam bir Lösemi'de bir çocuk yoktu. Ama bir şey vardı. Bir doktor olarak ulaşmanız gereken bir başarıyı yakalayamıyorsunuz. Hep böyle ölümler, kayıplar, tekrarlamalar görüyorsunuz. Öbür yanda da bir insan olarak bir çocuk kucaklarınızda ölüyor. Ve bu bir takım değişebilen, elde olabilen sebeplerle ölüyorlar. Aslında Lösemi'den ölmüyorlardı. İnsanlar parası olmadığı için ölmemeli. Biz büyükler ve bir kuruluş, bir kurum bu çocukları ölümden korumu, bütün gönüllerimize, emeği geçen herkese, katkıda bulunan herkese şükran ve minnetlerimizi sunuyorum. Ve onlara diyorum ki iyi ki sizler bu çocukların yanında durdunuz ve yüzlerce, binlerce çocuğumuzu hayata bağladınız. Şunu da söylemek isterim ki iyileşen her çocuk, yüzü gülen her anne hepimizin eseridir, gönüllerimizin eseridir, Türk milletinin eseridir. İyi ki sizler varsınız. Lösemi hayat verir. Sosyal medya hesaplarımız çok önemli arkadaşlar. Hepsi aynı. Lösemi1998. Özellikle Twitter hesabımız. Neden önemli derseniz, hep diyoruz bu bir kan hastalığı. Çocukluğumuzdan beri de kan bağışının önemiyle ilgili birçok duyuruya rastlıyoruz. Ama Lösemi'de iki tane önemli kriter var arkadaşlar. Normalde biz katıldığımız seminerlerde erkek arkadaşların çok yoğun olduğunu görmeyiz. Burada pozitif bir ayrımcılık yapacağım. Kadınlar her zaman çok daha duyarlıdır. Hele de böyle konular olunca. Ama hazır burada yoğun erkek arkadaşlarımız da varken şunu belirteyim. Birincisi, Lösemi'de kan ihtiyacı olduğunda bekletilmiş bir kanı kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Yani hastanın ihtiyacı varsa 24 saatlik bir kan olması gerekiyor onun hem fazla. Doğrudan uygun donörü bulup hemen işlemi yapılıp hastaya kan verilmesi gerekiyor. Ve kimi zaman kan bankasında dahi uygun kanı bulmak zorlaşırken bu durum aileleri çok yoran bir durum. Bazen günlerce kan aramak zorunda kalan ailelerimiz var. Annemiz sürekli zaten çocuğumuzun başında, babamız bazen işi bırakmak zorunda kalıyor. Bir diğeri ise trombosit bağışı. Trombosit dediğimiz beyaz kan, aslında hiçbir farkı olmayan, yine sizden kırmızı kan alınıp işleme tabi tutularak beyaz kana çevrilen ve trombosit bağışını da yalnızca erkek donörler yapabiliyor. Bu anlamda özellikle bu salondaki erkek arkadaşlarım, belki bir sonraki farkındalık çalışmamız buna yönelik bir şeyler olabilir. Bugünden itibaren hesapları takibi alırsanız kan bağışı konusunda neleri değiştirebileceğinizi asla unutmayın arkadaşlar. Artık sosyal medyanın gücünü hepimiz biliyoruz. Siz gidemeyecek olabilirsiniz, kan veremeyecek durumda olabilirsiniz. Fakat sizin bir paylaşımınızla o hastanedeki kişiye ulaşma ihtimali bile var. Ailelerimizden aldığımız çok sık geri dönüşler. Sosyal medya duyurusu yapıyoruz, gönüllülerimize mail çıkıyoruz, anonslar yaptırıyoruz ve bir an önce kanın bulunması için ve düşünün bu süreç 3 yıl içerisinde defalarca yaşanan bir süreç. Bir kezlik bir ihtiyaç değil. Dolayısıyla siz de bugünden itibaren daha duyarlı olursanız çok çok memnun oluruz. Ve bizim için en önemli noktalardan bir tanesi, belki aranızda rastlayanlar olmuştur. Lösev'den geliyoruz, kalem satıyorum, boyama kitabı satıyorum, hastam var, bağış topluyorum gibi. Asla ve asla böyle bir çalışmamız yok arkadaşlar. Bir Lösev çalışanının dahi elden bağış alma yetkisi yoktur. Tüm bağış kanallarımız ya bankalar ya da resmi bağış makbuzu karşılığı, ofislerimiz, bir de web sitemiz. Az önce gördüğünüz biz 10 TL'lik sembolik bağışlarla hep birlikte kocaman bir hastane ördük. Verilen 1 liralar dahi bir araya geldiğinde çok çok kıymetli oluyor. Lütfen siz de rastlarsanız, denk gelirseniz bilin ki bu bağışlar hiçbir şekilde Lösev'e ulaşmayacak. Buraya kadar herhangi bir sorusu olan var mı? Çok mu sıkıcıydı? Ya da çok anlaşılırdı o zaman. Benim ekleyeceğim şeyler var ama soru olarak acaba birilerinin aklına gelmiş midir diye önce size sormak istedim. Eklemek istediği herhangi bir şey olan, bir sorusu olan. Şöyle birkaç saniye süre tanıyayım size. Yok mu? Peki ben bir şey sorayım.
aranızda herhangi bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olan var mı? LOSEV değil, herhangi bir sivil toplum kuruluşu. Siz? Eğitim Konfederasyonu'nda faaliyetler yapıyorum. Neler yapıyorsunuz? Sosyal medya hesaplarını yönetiyorum. Eğer ki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine uygun faaliyetleri varsa kampanya çıkışları yönetiyorum. Başka? Aranızda gönüllü olan ya da gönüllülük ne demek? Bir şey söylemek isteyen. Belki kulüpten birileri gönüllülük üzerine bir şey söylemek ister mi? Gönüllü olmak, bir şeyler yapmak. Sizin aklınızda sanki bir şeyler var. Evet. Karşılık beklemeden, hiçbir menfaat duymadan, onları mutlu etmek, onlarla ilgilenmek, yani daha doğrusu çocuklar için konuşuyorum. Ben bir çocuk gelişimciyim. Ne güzel. Nereye kalktı projemiz var bizim okulumuzda da yapılıyor. İstanbul Üniversitesi'nin başkasıydı. Biz de ona katılıyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir menfaat beklemeden onlarla ilgilenmek, onlarla bir şey yapmak, onları mutlu etmek, gerçekten mutlu ediyor. Doğru, evet. Başka herhangi bir şey söylemek isteyen var mı gönüllülüğe dair? Ben hep katıldığım seminerlerde şunu söylüyorum arkadaşlar. Lütfen bugünün en önemli çıkarımı da bu olsun. Ben üniversite 2. sınıftaydım LOSEV gönüllüsü olduğumda. Fakültemin yanında kocaman bir tıp fakültesi vardı ve orayı ziyaret ederek başladım. Benim mesleğimle de alakalıydı. Mezun olduktan bir 5-6 ay sonra LOSEV'de çalışmaya başladım. Aynı süreç sizler için de geçerli olabilir. Çünkü sivil toplum kuruluşları artık 3. sektör olarak adlandırılan ve içerisinde bir özel kurum ya da şirkette düşündüğünüz hangi birimler varsa tamamının da olduğu alanlar. Belki sizin için de mesleki anlamda bir tecrübeye dönüşebilir. Ama dönüşmese dahi ilgi alanınız her neyse, bu çocuklar olabilir, doğa olabilir, LOSEV hastası çocuklar olabilir, yaşlılar olabilir, bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak bir şeyler yapıyor olmak çok çok önemli arkadaşlar. Emin olun hayatınızdaki tüm sıfatlarınızı besleyen, bazen ben ne yapıyorum dediğinizde cevabını çok rahat bulabileceğiniz bir alan. Dolayısıyla bugünden itibaren, bugün biraz 5 dakika, 10 dakika oturup düşünün. Acaba ben neye ilgi duyuyorum? Kimler için, ne için bir şeyler yapabilirim? Daha faydalı olabilirim derseniz, bir adım atarsanız emin olun çok büyük bir şey yapmış olursunuz. Şu an adım atmak isteyenler için de ben yanımda gönüllü formlarıyla geldim. Biz tüm gönüllülerimize mail yoluyla ulaşıyoruz. Bu formları doldurmanız yeterli. Adı üzerinde gönüllülük, herhangi bir zorunluluğu ya da yaptırımı yok. Size gelen mailler üzerinden siz ne zaman bir şey yapmak istiyorsanız, destek olup katkı sağlamak istiyorsanız o maillere geri dönüş yapmanız yeterli. Formları dağıtacağım. Doldurduktan sonra tekrar alacağım. Şöyle sizlerin yardımını rica edeyim. Yetmezse sanırım biraz daha olabilir. Fakat form dağıtımı bittikten sonra güzel bir filmimiz var. Son 5 dakikanızı alacağım. Demiştim ya başında 20. yılımız diye. LOSEV'in 20. yıl filmini izleyen var mı? Kısa bir tanıtım filmimiz var. Evet, ön sıralar kulüp sanırım daha çok siz izlediniz. Nasıl buldunuz? Peki canım kardeşim Türk filmini izleyenler var mı aranızda? İzleyenler var. Onun bir farklı versiyonu olmuş gibi oldu. Bizim yapmak istediğimizi, anlatmak istediğimizi belki daha net anlatan bir film oldu. Onu da açalım. Sonrasında tekrar eklemek istediklerimiz olursa konuşalım. Yarışlarda para kazanıp ne alacağım?
değiştirmenin zamanı geldi. Kardeşinin hastalığı üzerseydi. Ne yazık, yapacak bir şey yok. Başkanımızı Ahmet Vatan Yastı'yı buraya davet ediyoruz.